Merhaba arkadaşlar, Bursa'dan herkese sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Çalışan arkadaşlarımıza da Allah kolaylık versin dileklerimi sunuyorum. 29 Kasım Pazartesi Bursa yarış programımıza tekrar sizlerle beraberim. Evet, Bursa'da 6 koşulu bir programımız olacak. 6'lık ayağımız 1. koşu itibaren 14.30 handikap 14 bir mücadele 3 yaşlı Arapların 1300 metre kumdaki mücadelesini izleyeceğiz sevgili dostlar. Evet, gruba bakıldığı zaman iyi safkanların bir arada olduğu bir koşu bizleri bekliyor. Bursa'da birinci ayak, ikinci ayak, üçüncü ayak gerçekten zorlu koşular bizleri bekliyor sevgili dostlar. Sonra dördüncü koşuda banko ayakımız olacak, son koşuda yine banko adayımız olacak. Ve de beşinci koşuda iki safkanla geçmeye çalışacağız. İnşallah faydalı bir program geçiririz. Hep beraber tutturan şanslı kalemler, hep birlikte olalım sevgili dostlar. Evet, birinci koşu ben 10 nolu Star Doğan'la başlamak istiyorum sevgili dostlar. Halil Kaplan 6 kere start alıp birini kazandı. Kocaeli'de yaptığı koşuda kazanma başarısı gösterdi. Bursa'da da tabii ki etkili koşuları var. Kocaeli'de 1200'de aynı şekilde Bursa'da 1400'de mücadele etti. Kırat Bey aslında kazanmıştı o koşuyu. Şimdi değişen jokeyinde de Kadir'le buluştu. Ben 10 nolu Star Doğan'dan etkili bir koşu çıkartmasını bekliyorum. Formda geleceği Bursa pistinde Halil Kaplan'la ilk tercihim olacak. İkinci şans vereceğim atım 3 dolu Kırat Bey. Kırat Bey'le de zaten beraber koşmuşlar. Demin de onu anlatacaktım. Kırat Bey'le bu mesafede kazanma başarısı göstermişti. Değişen jockey Kadir'le ben etkili bir koşu yine gelecektir. Üçü de ikinci şans safkanım. Üçüncü atım 1 nolu safkanımız olacak. Okan Gökçe ile o da üst üste yaptığı etkili koşularla bir yenisini daha ekleyecektir. 98 günlük, yaklaşık 100 günlük bir aradan sonra tekrar pistlere dönecek olan biri de mutlaka kuponumuza ilave edelim. Sonradan dördüncü şans vereceğim. Safkan 2 nolu Arda'nın ateşi diyeceğiz sevgili dostlar. Mustafa Çiçek de. Sonradan 4 nolu Kılıç Varo ve de bir bomba isim de önereceğim. Dikkat diyeceğim, Bursa pistinde yaptığı iki kum performansında çok çok etkiliydi. 1300'de bir üçüncülük, arkasından Bursa'da 1400'de harika bir koşu çıkartarak Nevzat'ın da iyi tanıdığı, dikenciklerin iyi ellerde bakıldığı bir Özgünhan yavrusu ateş alan diyeceğim. Nevzat Avcı'yla bir sürpriz yapabilir. Çok çok dikkat, 11'i de göz ardı etmeyelim. Sıralamam 13, 1, 2, 4 ve 11 nolu safkanlar olacak altılı gayemizin başlangıç ayında. Evet, ikinci koşumuza geçtiğim zaman bir maiden koşu bizleri bekliyor. 2 yaşlı İngilizlerin 1400 metre kumdaki mücadelesini izleyeceğiz. Evet, burada da sıralamam 5 safkana yöneleceğim sevgili dostlar. Onlar da sırayla ilk şans vereceğim atım Mahmut Turan'la start alacak olan bir kum performansı göstermişti. Bursa'da şartlı 3'te 1400'de güzel bir dördüncülük elde etti. Ben Mahmut'la etkili bir koşu çıkartmasını bekliyorum. İlk şanslı safkanın 4 nolu Cosmic Storm olacak sevgili dostlar. İkinci atım 9 nolu safkanımız Ayhan Kurşun'la. O da 4 yarış gördü sevgili dostlar. Ayhan Kurşun'la ikinci kez tekrar buluştu. Bursa'da bu mesafede 1400'de iyi bir koşu çıkartıp güzel bir ikincilik yazdırdı annesine. 9'da ikinci şanslı safkanım olacak. Üçüncü atım 3 nolu safkanımız Tugay Alıcı ile start alıyor. O da iki çim performansından sonra bir kum performansında onu izledik. O da pistten bir üçüncülük elde etti. Lonard gibi iyi bir orijine sahip 63 günlük aradan sonra tekrar pistlere dönüyor. Üçü de göz ardı etmeyelim. Sonradan 5 nolu safkanımız Oğuz Eren'le etkili bir koşu çıkartmasını bekliyorum. Ve son olarak da 6 nolu Hamin Saray diyeceğiz. Görkem Özçelik'le sevgili dostlar ikinci ayakta yer vereceğim safkanlar. Evet, üçüncü koşumuz şartlı 4 dişilere mahsus 3 ve Kore İngilizlerin 1800 metre kumdaki mücadelesini izleyeceğiz. Dörtlük ayımızın başlangıç ayı 14 İngiliz safkanımız mücadele verecek. Sıralısıyla önde tuttuğum safkanlar, ilk şans vereceğim atım 1 nolu safkanımız Halil Yol Açıcı'yla. Ben Aprant arkadaşımıza ilk buluşmasında hanesine bir birincilik çıkartabilir.
dikkat diyeceğim safkanlardan biri. Sonra ikinci şans safkanın 3 nolu Latika diyeceğiz Mürsel Kayış'la. Üçüncü atım 4 nolu safkanımız Powerbank Alican İnci ile sonlarda gerçekten çok etkili gelir. Dikkat çekilmesi gereken safkanlardan biri. Sonradan dördüncü şans vereceğim isim 6 nolu Melia Hanım diyeceğim Kadir Tokaçoğlu'yla. Beşinci ismim 13 nolu safkanım Lider Cemal Paso'yla. Bakmayın 8.lik yaptığına son koşullarda birazcık geri planda kalmış olsa da 13 nolu Lider'e de mutlaka ve mutlaka Cemal Paso'yla etkili bir koşu gelecektir. Ve de son isim Furkan İmne start alacak olan 9 nolu safkanımız olacak sevgili dostlar. 3. ayakta sıralamam 1, 3, 4, 6, 13 ve 9 nolu safkanlar olacak. Evet 4. koşumuz kısa vadeli 4 ve Kola Arapların 1400 metre kumdaki mücadelesini izleyeceğiz. 10 Arap atımız mücadele verecek. Evet grubun kaliteli bir safkanı. Ben yine kazanma çok çok yakın bende sevgili dostlar. Saadettin Boyraz da zaten atı da çok çok iyi tanıyor. Yaptığı son koşusunda da bunu başarması bile kısa vade 6500'de Ankara'da çok formda geliyor sevgili dostlar. Ben etkili bir koşu çıkartacaktır. Çıkışta yeri kulvar çekmiş olsa da ben önlerde konuşlanacaktır. Katahan sevgili dostlar. Bir nolu safkanımız benim 4. koşuda Banko adayım olacak. Bir nolu Katahan. Ben de Banko olarak kuponumda yer vereceğim. Evet ikili deneyecek arkadaşlar için önereceğim iki safkan sürpriz. İki safkan var sevgili dostlar. Onlar kimler? 10 nolu Ozgan Mustafa Çiçek'te ve 5 nolu Dost Bağı diyeceğiz. Okan Gökçe ile etkili bir koşu gelecektir. İkincilikte kendilerine şans bulabileceğini düşündüğüm bu iki safkanı da kuponumda yer vererek ikili de deneyebilir sevgili dostlar. Kamusa gelince Ayhan Kurşun'la o da ilk defa buluştu. Yaptığı son performansında İstanbul'da sentetikte kazanma başarısı gösterdi. Şimdi kamusu şöyle sevgili dostlar biraz uzun olmuş olsaydı mesafe kamusta mutlaka değerlendirecektim. Mesafe kısa oluşundan dolayı biraz geri planda bıraktım. Tabi yeri olan arkadaşlar değerlendirebilir ama kaptan benim yarın banko adayım. Arkasına da 10 ve 5'i bağlayarak bir ikili deneyeceğim. Evet 5. koşumuza geçtiğimiz zaman şartlı 5000 mücadele 2 yaşlı İngilizlerin 1400 metre kumdaki mücadelesini izleyeceğiz. 7 İngiliz safkanımız boy gösterecek. Evet burada da 2 safkan benim ön planda tuttuğum safkanlar. 2 kum performansında da birincilikle tanışan o da kim? 4 nolu safkanımız Mahsun Demirbaş'la etkili bir koşu çıkartarak foto önde geçmişti. Maydana veda ettiği 1400 metre kumunda ikinci yarış hayatında sonra şartlı 3'te yine bir kum performansında yine 1400'de etkili bir koşu çıkartarak kazanmasını bilen 4'ü benim ilk şanslı savkanım. Buna en ciddi rakip o da son 2 koşusunu hem çimde hem kumda kazanmasını bilen Likaki Cemal Paso'yla etkili bir koşu bekleyeceğim safkanlardan biri. Yani 4 ve 1 benim 1-2 adım önde tuttuğum safkanlar. Bu iki safkanın arasındaki mücadele bence birinciliği en güçlü adaylarından diye düşünüyorum. Hatta ikili de deneyebiliriz bu koşu için. 1-4, 4-1 de girebiliriz sevgili dostlar. Evet 6. koşu altılı gayrımızın da son ayağı olacak. Kalabalık bir koşu olacak. Şartlı 4, 3 yaşlı Arapların 1400 metre kumdaki mücadelesini izleyeceğiz. 15 ara İngiliz safkanımız mücadele verecek. Ekürlerimiz var. Bir ekürümüz var sevgili dostlar. 4 safkanla girmişler. Onlar da kimler? 4, 12, 14 ve 15 nolu safkanlar. Evet ben burada Dimentit diyeceğim sevgili dostlar. Yaptığı son koşusunu İzmir'de harika bir koşu çıkartarak 1400'e kazanma başarısı gösteren Bursa'ya da çok çok formda geliyor. Kaancan Gökçe ile ben bir nolu Dimentit benim banko adayım olacak. İkinci banko adayım. Bunun rakip hanesinde 3 ve 7 nolu safkanları da arkasına bağlayıp 1-2 ile deneyebiliriz sevgili dostlar. Evet Bursa programı için sizlere aktaracağım safkanlar bunlar da sevgili dostlar. İnşallah faydalı bir program geçirmeniz dileğiyle tüm yarış severlere herkese bol şanslar diliyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın sevgili dostlar. Yazınız atlar. Gayen olsun. Kendinize çok iyi bakın.